Bu bir scooter. Burada bir DC motoru var. DC motoru kendi tasarladığımız kartla görüldüğü gibi sürüyoruz. Scooter'ın kolu, gaz kolu burada. Daha önce manyetik halt sensörlerden bahsetmiştik. Bu manyetik halt sensörler kullanılarak tasarlanmış bir gaz kolu. Buradan gelen 1 ile 4.5 volt arasındaki voltaj kartımıza geliyor. Kablo üzerinden scooter'ımız halt sensöründen aldığı bilgiye göre burada MOSFET'lerimiz için PWM sinyali oluşturularak motorumuzun devri ayarlanıyor. Gaz kolunun konumuna göre 24 volt voltaj veriyoruz. Bu voltaj tabii 36 volta da çıkartılabilir. Ona göre devrenin tasarımı ayarlanabilir. Yalnız bizim motorumuz 24 volt motor olduğu için şimdilik bu şekilde bir devre tasarladık. Devremiz tabii hep Çinliler kopyalayacak değil ya. Biz de Çinlilerin tasarımını tersine mühendislik yaparak daha da geliştirdik. Şu an birçok piyasadaki Çin malı scooter kart da bundan bir kart. Bunu tabii Çinliler ucuza mal etmek için daha basit yöntemlerle bunu oluşturmuşlar. Bir biraz daha geliştirdik. İşte MOSFET akım değerini arttırdık. Bazı ekstra elemanlar yerleştirdik ve kartı biraz daha stabil, düzgün çalışabilecek hale getirdik. Kartı tasarlarken de eski kart bu şekilde bir soğutucunun monte edilmiş haldeydi. Aynı işlemede bu kart bu soğutucuya buradaki raylardan sığacak, stabil olacak şekilde de elemanları sığdırmaya çalıştık. Devremiz çift taraflı baskı devre, çift yüzlü plaket, çift taraflı, çift katmanlı olarak tasarlanmış. Kendimiz ütü yöntemiyle baskısını alıp lehimlemesini gerçekleştirdik. Daha ileri seviye uygulamalar için de mikro denetleyici yazılımı kullanılarak daha stabil, daha güzel çalışan bir kart tasarımı da bu tarz DC motorlar için gerçekleştirilebilir. Tabi burada üretim maliyeti işin içine girdiği için Çinliler de bu noktada ucuz üretme problemleri, ucuz çözümler sunma noktasında da başarılı oldukları için LM339 gibi bir OPAMP entegresiyle bu işi yapmışlar. Yeterli oluyor. Çalışmasında herhangi bir sıkıntı olmuyor. Gayet de güzel çalışıyor. Yani bir DC motoru bu şekilde sürmeye yetiyor. Daha güçlü motorlar için tabii daha devre tasarımı biraz daha komplike hale getirilerek daha güçlü DC motorlarda sürülebilir. Devrenin bu kısmında motorumuz bağlı. Bu kısmında buradaki soketten 24 volt voltajı veriyoruz. Burası on-off anahtarı. Şimdilik bir kablo yardımıyla bu şekilde kısa devre yapıldı. Burada hal sensörün bağlı olduğu soket. Burada da fren kısmı var. Devrenin görünüşü. Burada iki tane MOSFET'imiz var. İki tane MOSFET, işte bir adet de hızlı Schottky diyotumuz var. Burada 24 voltu düşüren regülatörlerimiz var. Devrenin çalışması, tasarımı bu şekilde. Şimdi gaz pedalını çevirdiğimizdeki tepkisi, anlık, şuraya da görelim, anlık olarak 1.3 1 amper gibi bir akım çekebiliyor. Tabii yükte değil şu an. Yüke bindiğinde bu akım daha da artacaktır. Bu devreyi tasarlarken tabii burada lipo bataryalar olması lazım. Lipo bataryalar C değerleri var biliyorsunuz. Kapasitelerinin C değerinde belirtilen katı kadar anlık akım verebiliyorlar. Bizim elimizde olan aküler bu tarz 12 volt 7 amper saatlik aküler. Bunlar bu tasarım için büyük,
Ancak elimizde bunlar olduğu için bu akülerle bu motoru skuterı rahatlıkla çalıştırabiliyoruz. İki tane aküyü seri bağlayarak 24 volt elde ediyoruz. 24 volt da buradan beslememizi yaparak skuterımız yürüyor, çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Yalnız çalışma videosunu da ekleriz daha sonra. Burada bir lipo lityum iyon batarya grubu olursa hem yer açısından hem de sağladığı güç açısından daha verimli olacağını düşünmekteyiz. İleriki uygulamalarda onu da lityum iyon pil grubunda dahil edeceğiz. Bu şekilde tasarımları yapmak her ne kadar devreyi birebir kopyalamak gibi değildi bizim yaptığımız. Devrenin hem çalışmasını anlamak hem de bu çalışmanın üzerine biz ekstra neler yapabiliriz, devreyi nasıl geliştirebiliriz? Yani buradaki amacımız birebir tersine mühendislik değil. Tersine mühendislik yaparak bu tarz bir motor sürücü kartı nasıl çalışır, nasıl kontrol edilir, hangi elemanlardan oluşur, hangi elemanların görevleri nedir, hangi eleman hangi fonksiyonu yerine getirir. Yani elektroniğin detayına inerek kendimiz de ekstra gücünü arttırarak, devrenin tasarımında değişiklikler yaparak kendimize has bir hale nasıl getiririz diyerek yola çıktık ve bu şekilde kendi kartımızı oluşturduk. Elektronik zor, zahmetli gibi görünse de çalışarak başarılabilecek, başarılamayacak hiçbir şey yok. Devremizin çalışması bu şekilde, atıl durumda kalan bir skuterı bu şekilde ayağa kaldırdık.